Biz Türkiye'de tabii o kadar yoğun bir gündemden geçiyoruz ki bakın bugün mesela işte Libya meselesi var, Doğu Akdeniz meselesi var, yeni partiler vesaire. Birçok konuyu şöyle geriye doğru biraz salim bir bakışla geriye doğru baktığımızda aslında ne kadar önemli yerlerden geçmişiz ve ne kadar kritik kararlar vermişiz, nelerle karşılaşmışız bunu görüyorsunuz. Şimdi 6. yıl dönümünde baktığımızda 2013'te 17-25 Aralık dediğimiz bu yargı yoluyla darbe girişimi aslında Türkiye'nin gerçekten bir sırat köprüsünden geçtiği ve geleceğiyle ilgili çok önemli kararları verdiği ve bunun mücadelesini yaptığı bir süreçtir. Özellikle 2013 ile 2016 yani 15 Temmuz 2016 arasındaki o 3 yılı çok önemsiyorum. İlk bakışta bazı meselelerin farklı adlandırıldıklarını, sanki bir demokratikleşme sorunu ya da bir demokrasiden dışarı çıkma arayışı gibi o zamanlar tartışılan bazı özellikle muhalefet cenahından bu şekilde değerlendirilen konuların aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin selameti için uluslararası bir takım çevrelerin aparatı haline gelmiş olan ve gerçekten de devletin içerisinde kritik kurumlarında paralel yapılanma oluşturmuş olan bir suç ve terör örgütünün, öncelikle suç sonrasında da terör örgütünün tasfiye süreci olduğunu görüyoruz. Tabii bu bir anda olmadı biliyorsunuz. Yani öncelikle bunların ortaya çıkması, medyadan yargıya, güvenlik birimlerine kadar nasıl örgütlenmiş olduklarını biz parça parça gördük. Ve Türkiye'yi nereye götürmek istediklerini biz parça parça gördük. Bunlarla mücadele ede ede buraya geldik. Bazen insan diyor yani acaba yani işte türbülans yaşadık Türkiye'de son 5-6-7 yılda. Zor bir ülke Türkiye. Hani insan diyor ki ya keşke bunlar olmasa. Fakat geriye doğru ben baktığımda 17-25 ile 2016 arasındaki o 3 yılın çok kritik olduğunu görüyorum. Ve istemesek de yaşamış olmamızın Türkiye'nin geleceği için çok ayrı bir önemde olduğu kanaatindeyim. Biz böylece paralel bir yapıyı FETÖ denilen ve şimdi başının Pensilvanya'da olduğu kimler tarafından, hangi istihbarat örgütleri tarafından ne gibi emellerle ilgili kullanıldığını az çok bugün artık gördüğümüz bir yapıdan kurtulmuş olduk. Dolayısıyla önce meseleye böyle bakmak lazım. Yani Türkiye, Türk demokrasi burada çok başarılı bir performans vermiştir. Önce darbecileri, önce başlattığı FETÖ'cülerle ilgili de FETÖ'cülerle mücadeleyi Türkiye gerçekten çok başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş ve Türkiye'nin demokrasisini koruyacak bir hamlede bulunmuş. Peki ne kadar mesafe alındı? Şimdi hep diyoruz evet, ki yani, şimdi kritik soru bu. Kral damarlara kadar sızmış bir örgütten bahsediyoruz. Ne kadar ayıklanabildi sizce? Şimdi öncelikle Türkiye'deki kritik kurumlarda büyük oranda tasfiye edildiği kanaatindeyim. Ama kriptolar üzerinden bazı güvenlik birimlerinde bulunamayan yapılar, henüz bulunamamış yapılar açısından bakarsanız hala bile bir takım tutuklamaların ve davaların olduğunu görüyoruz. Bunun varlığını kabul ederiz ve devam etmesi gerekir diye düşünürüz. Ama işin temel felsefesi açısından baktığımızda, yani Türkiye'nin geleceğine karar verecek kadar kritik bir yapılanma olarak siyasete kumpas kuran kasetleriyle, yine ticaret şirketlerinden, iş adamlarından sade inançları için kendisine bir yer arayan vatandaşın kandırılmasına kadar birçok kesimde zarar ortaya koymuş olan bu yapının büyük ölçüde temizlenmiş olması dediğim gibi Türkiye'nin bir başarısıdır. Ve bu gerçekten Türkiye'nin geleceği adına çok önemlidir. Ha ama uluslararası anlamda baktığımızda henüz istenen yerde değiliz. Çünkü çok sayıda ülkede bir diaspora gibi, Türkiye karşıtı bir lobi gibi yapılanmış durumda. Ve ne yazık ki bizim müttefik olarak gördüğümüz başta Amerika olmak üzere birçok Batı ülkesinde FETÖ ile mücadelede Türkiye'ye bir destek verilmemektedir. Ha Türkiye bununla mücadelesini devam ettirecek. Eğer devam ettirmezse nasıl Ermeni soykırımı iddiası peşinde koşan bazı sıkıntılar bizi yakaladıysa ileride FETÖ ile ilişkili olarak da Türkiye aleyhinde bir kampanya yapacak bir çevrenin olduğunu biliyoruz. Burada şu çok önemli bir mesele. FETÖ ile mücadele meselesi gerçekten siyaset üstü bir meseledir. Türkiye Cumhuriyeti'nin selameti için değerlidir. Bunda siyaset kurumunun tamamının birleşmesi gerekir. Yani bugün AK Parti ya da Sayın Cumhurbaşkanımızın meselesi değildir bu. Onlar gelip gidebilirler. Elbette demokrasi böyle bir şeydir. Fakat önümüzdeki onlu yıllar boyunca Türk devletinin ve demokrasisinin bu tür grupların, bu ve bunun gibi grupların elinde kalmaması, eline geçmemesi için hep beraber mücadele verilmesi gereken bir yerdeyiz.
Ve bu mücadelede tavsama da olmamalı. Anladım. Evet, önemli bir aşamayı geçtik ama bunlar hızlıca toparlanabilen ve kendilerini yeniden üretebilen yapılardır. Bunu görmemiz lazım. Ne yazık ki biz böyle bir şeyle Türkiye'de karşı karşıya kaldık. Peki. Bununla ilgili olarak gerçekten yüksek bir demokratik bilinçle bu meselenin farkında olmamız lazım. Peki.